Merhabalar, ben Güney Sentürk. Bir videoda daha karşınızdayım. Futbol Manager 2020 Galatasaray kariyerinin tam 12. bölümüyle karşınızdayım. Şimdi videoya başlamadan önce şunu da belirtelim. Ülkemiz şu an koronavirüsle ciddi derecede mücadele ediyor. Devletimiz de elinden geldiğince bu konuda hassasiyet gösteriyor. Lütfen biz de bu konuya hassasiyet gösterip mümkün olduğunca çalışanları tenzih ediyorum. Mümkün olduğunca evden dışarı çıkmayalım. Bu virüsün yayılmasına bu şekilde engel olabiliriz. Lütfen dışarı çıkmayın. Evde kal Türkiye diyorum ve videomuza başlıyoruz. Evet, şu an Sivas Belediyespor'la oynayacağız, Kayserispor'la oynayacağız, Paris Saint-Germain'le oynayacağız ve Beşiktaş'la oynayacağız. Bugün 4 maçı oynayacağız. Şimdi devam edelim. Benfica ile 2-2 berabere kaldık. Rizespor'da 2-0 yenmiştik. 14. haftayı tamamladığımızda Beşiktaş 33 puanla 1. Galatasaray 30 puanla 2. Fenerbahçe 30 puanla 3. Trabzonspor'da 27 puanla 4. olarak görüyoruz. Trabzonspor son maçında 2-2 kaldı. Kalmış. Beşiktaş'ta 5-1 yapmış. Evet, Sivas Belediyespor maçının ilk 11'i bu şekilde. Kalede Okan, Şener, Donk, Markao, Saracchi, Taylan, Mustafa, Kapı, Yunus Akgün, Sosa, Adem ve Andone 11 ile çıkıyoruz. Hafiften karlı. Tabii 7 karlıklı bir oyunla ilk 11'i seçtik. Çünkü lig var, Şampiyonlar Ligi var. Şimdi Paris Saint-Germain'le oynayacağız. Ondan sonrasında Beşiktaş'la oynayacağız. Fazla yormamak lazım bazı oyuncuları. Yedek kadroyla da olsa bu maçı alacağımızı düşünüyorum. Yani tehlikeli geliyoruz ama golleri bulamadık. Sosa çabuk Sosa. Ne zaman döneceğini de pas atacaksın Sosa ya. Evet. 6 tane şut atmışız. 2 tanesi kaleyi bulmuş. Karşı tarafta 3 tane atmış. Şu ana kadar bizim bir tane atmamız lazımdı ama bir türlü atamadık. Çok yavaş kalıyoruz pozisyonlarda. Mustafa çok iyi ya, Mustafa Kapı. Ah be Adem. Şu ana kadar en iyi oyuncumuz Mustafa Kapı. Yani zaten oyun içerisinde de çok belli oluyor. Evet, şimdi iyi orta. Evet. İyi orta gelseydi iki tane gitmişti. İki oyuncumuz da ceza sahası içerisinde tehlikeli olabilecek pozisyonda ama İyi orta gelmedi. İyi de çıkmıştık. Sosa'nın performansı şu ana kadar ve gol.
Yunus'tan asist, Andone'den iyi bir gol. Bakalım. Yani hücum ağırlıklığı değiştirmeyeceğim. Yani sürekli atak yapmamız gerekiyor. Çünkü karşı rakip gerçekten zayıf bir rakip. Yani belki son dakikalara doğru biraz baskı kurarlarsa değiştirebiliriz. Aslına bakarsanız iyi oynuyoruz ama gol bulamıyoruz. Zaten bizim sezon başından beri çektiğimiz sıkıntının bir numarası bu penaltı. Andone ikinci golünü attı. Rahatladık. Evet. Bayağı bir kar yağıyor şu anda. Yavaş yavaş bir oyuncumuzu değiştirelim. Adem'in yerine Jimmy'yi alalım. Bakalım Jimmy nasıl bir performans verecek bize. Evet. Hatayla golü yedik. Defansa çarpan top Okan'ın hatası. Bakalım. Defansa mı? Taner kafayı vurmuş. Evet. Şimdi döndürmesinler. Evet, Saracchi sakatlık. Hadi bakalım. Bakalım Saracchi'nin yerine kim alabiliriz? Yani şimdilik Mariano'yu alabiliriz. Mariano'yla da Selçuk'u yerleştiririz. Şimdilik böyle idare edebiliriz. Umarım uzun soluklu bir sakatlık değildir. Yani farkında mısınız? Her maç bir sakatlık sıkıntısı çekiyoruz. Her maç sakatlık yaşıyoruz. Bu da bizim için bir hayli zor oluyor. Selçuk İnan'ı aldım. Hiç oynatmamıştık bu yıl. Futbol menajerde. Emektar orta sahaya aldık. Evet, 2-1. Maçın sonucu tescil edilecek gibi. Ama son dakikalarda aman canım. Aman canım. At. At ilk 11 oynatacağım seni. Hadi be. Kaçırdı. Hoca bitti hoca. Hoca bitti hoca. Hoca bitti bitti hoca bitir. Evet 2-1 kazandık. Zor oldu. Ama sonuçta kazandık. Galatasaray iyi oynamasa da galibiyete ulaşan taraf oldu. Saracchi 1-2 gün. Bakalım 1-2 gün derken Kayseri maçını yetişecekmiş gibi. Devam edelim. Toplantıya asistanımızı gönderelim. Andone Galatasaray'ı sırtında taşıdı demiş. Evet, Dinense Burnley istiyormuş. Gelsinler hemen verelim.
Evet, Kayserispor maçının ilk 11'i Muslera, Mariano, Lindama, Marcao, Ömer, Saracchi'nin cezası var. Sarı kart cezası. Sosa, Seri, Lemina'nın da biliyorsunuz ki sakatlığı devam ediyor. Zarakko, Almada, Onyekuru ve Radamel Falcao. İlk 11 ile çıkıyoruz. Kondisyon eksiği Ömer'den bahsediyor. Umarım bu maçtan galibiyetle ayrılırız. Evet, vur ve gol. Ve gol. Çok güzel bir gol oldu. Paslaşma safhadaydı. İyi bir paslaşma. İyi ara topu, çok güzel bir gol. Tekrarına bakalım. Burada tek toplar. Yani süper. Gerçi Falcao'nun oraya gidip vuruşu çok daha iyi. Hazırlanış bakımından tek toplarla oraya gidip gol atmak çok başarılıydı. Ah. Evet, bir gol daha bulabilir miyiz? Ay, Falcao nasıl kaçırdın onu? Çok güzel gelmiştik. Bu arada Kayseri. Aman aman. Aman. Aman çocuklar. Evet. Ciddi ciddi geldiler ama. Tek top işini iyi yapmaya başladık. Şu ay. Yani toplu oynamada çok büyük sıkıntılarımız var. %64'ü 36. Devam edelim. Herhangi bir değişiklik yapmayacağım ve ileri çıkın diyeceğim. Yine bir gol bulmak istiyorum. Yani ilk dakikalarda gol bulduktan sonra bir rehavete kapılıyor takım. Bunun farkındayım. Ve son maçlarda ilk dakikalar çok gol bulmaya da başladık. İyi baskılı başlıyoruz ama sonrası bir türlü gelmiyor. Mesela şu an ikinci yarı da iyi başladık. Baskılı başladık. Gol de bulabilirdik ama sonrasında bir düşüş yaşıyoruz. Aman çocuklar. Aman. Aman yemeyelim. Dengeliye çekelim. Vazgeçtim. Pozitifte kalalım. Çünkü gol atmamız lazım olacak. İleri çıkın abicim. Haydi. Yani 7 tane isabetli şut atmışız. Ya yeter be kardeşim be. Eh be. Her maç bir sakatlık ya. Ben çözemedim ya. Yani bu nedir ben anlamadım ya. Ver kırmızıyı hocam. O zaman nerede bu? Onlar 10 kişi mi kaldı? Devam canım. Haydi.
Yarro yamerro. Devam. Pozitiften. Hücum ağırlıklı. Çıkın ileri. Haydi. Vur kafayı ve gol. Kim attı? Andone. Devam ediyoruz. Bu golü görmemize gerek yok. Devam ediyoruz. Mustafa Kapı'yı Falcao'nun yerine alacağız. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Ofansifte hücum diyeceğiz ve maça devam edeceğiz. Çabuk çıkarsan ayağından. Aman aman aman, sarı kartım var. Aman aman. Evet, önüne. Gol. Gol. Vursana şuna sağlam ya. Ne oldu hocam? Kırmızı kart mı vereceksin? Ya. Gel canım. Vur. Buradan değişikliği yapalım, dur. Çık çık çık. Evet, bu maçı da 2-1 kazandık. Galatasaray Kayserispor karşısında sonuca giden taraf oldu demiş. Mariano sakatlanmış 1-2 gün. Yani Paris maçı şey maçında oynayabilir. Basın toplantısına katılıyoruz. Evet, Onyekuru grip olmuş. Evine göndermemiz gerekiyor. Hemen evine gönderelim ki diğer futbolcuları da bulaştırmasın. Evet, Paris Saint-Germain maçına çıkıyoruz. Çok fazla da umudum olmamakla beraber 11'imizi sayalım. Hani çok fazla umudum yok açıkçası. Muslera, Mariano, Lindama, Marco, Saracchi, Sosa, Seri, Zarco, Almada, Mustafa Kapı'yı oynatıyorum burada ve Radamel Falcao 11 ile çıkıyorum. Tabii elimizden gelen her şeyi yapacağız ve temkinli çıkacağım bu maçta. Evet, dakika bir, gol bir. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi çok fazla umudum yok bu maçı almakla alakalı. Ve ikiyi de buldular.
Evet, bu çekimi yaparken son dakika haberi geldi. O yüzden biraz açıkçası moralim de bozuldu. Modum da düştü. Fatih Terim'in koronavirüsü olduğu tespit edilmiş. Yani tabii haliyle moralimiz de bozuldu. Evet, bu arada kırmızı kart mı, sarı kart ve penaltı. O son maç ki normal yayınlarımda da takip ediyorsunuzdur, söylüyorum da, o Beşiktaş maçı oynanmaması gerekiyordu. Onu ısrarla söyledi zaten Fatih Hoca. Bunu ısrarla söylemesine rağmen hala oynandı. Ve durumlar buraya kadar geldi. Ve şimdi zincirleme halinde Abdurrahim Albayrak'ta da var biliyorsunuz. Zincirleme halinde bu devam edecek. Ya bakalım bundan sonra kimlerden çıkacak? Sizden ricam, her şeyi geçelim lütfen. Evde kalın, çıkmayın. İşiniz yoksa çıkmayın, çalışmıyorsanız çıkmayın, evde kalın. Bu sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın sorunu, küresel bir sorun. Lütfen bunu ciddiye alın. Dışarı çıkmayın, evde kalın. At artık da bir tane gol diye atalım diyelim, hadi be. Yani moralmen olarak da çöktüm. Çekim devam etsin. Hani bu maçta devam etsin. Yapacak bir şey yok. Yani zaten böyle bir maç bekliyordum. Yapacak bir şey yok. Paris Saint-Germain'e karşı gidip orada puan alabilmek çok zor. Bunu gerçeğini de zaten yaşadık. Evet, 4-0 yaptılar. Yani bu maçta bayağı bir sıkıntı yaşayacağız gibi. Evet. Beşinci golde Neymar atmış oldu bize. Bakalım neler yapabiliriz. Yani inanılmaz modum düştü. Fatih Terim'in olayından sonra. Şöyle yapalım. Yani bunu söylemek istemiyorum ama yani umarım birileri bir taraflarına kınayı yakar. Birileri bir taraflarına kınayı yakar bu saatten sonra. Fenerbahçe Beko takımında da biliyorsunuz ki koronavirüsü bulgusu vardı birkaç futbolcularda. Bunlar isimleri açıklamadılar. Kim var, kim yok bilmiyoruz. Ama orada da bu illetin olduğunu söyleyebiliriz. Bu kadar apaçıkken her şey, bu kadar apaçıkken bu maçların devamı tam bir skandaldı. Tam bir skandaldı. Evet, bu arada yemedik.
skandal olmasına rağmen bu maçlar oynandı ve geldiğimiz noktada bu oynanmasın dediğimiz maçlar buraya kadar geldi. Evet, yani bunun takım Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'la alakası yok. Bunun insaniyetle alakası var. Yani zannediyorum ki tüm takım taraftarları da benim gibi düşünüyordur. Evet. Yine bir gol yiyecektik. Adamlar var ya, nasıl rahat geliyor ya. Hırz düşmeni Icardi'ye bak. Hırz düşmeni Icardi'ye. Dakika 81. 5-0. Evet, 6'yı buldular. Dakika 82. Irz düşmanı Icardi bir gol daha attı bize. Hat-trick yaptı Irz düşmanı ya. Acımıyor abi. 7 olmasın artık Diatera. Offside. Lan yeter. Evet. 6-0. Agresif diyelim. Evet, tabii ki de tamamen Avrupa'dan tamamen elenmiş olduk. Normal şartlarda bugün bu videoda 4 tane maçı yapacaktık. Bir de Beşiktaş maçı var önümüzdeki günlerde. Ama şu an bu haberi aldıktan sonra ki tam maç başlamadan, yani Paris Saint Germain maçını başlamadan önce Fatih Terim haberini aldım. Tekrar ediyorum, videonun başında da söylemiştim. Lütfen sokağa çıkmayalım. Evde kalalım. İşimiz yoksa mutlaka evde kalalım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Lütfen, lütfen ama evde kalın.